Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik kır çiçeklerinin yapılışını çalışacağız. Hoş bir çalışma olacak. Hem kolay hem de gösterişli arkadaşlar. İplerim 4 katta bükülmüş sönü ipek arkadaşlar. Onlarla çalışacağım. Krem rengim var. Telim var 30 numara. Koyu sarım. Yeşilim. Ve açık sarım var arkadaşlar. Tel kesmek için bir makasım, bir de normal nakış makasım var. Sanırım 20 ya da 21 numara tığım var. 0-50 milimetre olması gerekiyor. Çiçeklerimin yapılışına geçebiliriz artık arkadaşlar. Şimdi açık sarı ipimi aldım. Elimde halka yaptım. İçine atıyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Ondan sonra 1, 3, 4, 5 tane zincir yapıyorum. 1, 3 tane alıyorum üzerine. 1, 2, 3, 4 seferde çekiyorum arkadaşlar. Sonra tekrar. 1, 4 seferde çekiyorum. 1, 4, 5 tane zincir yapıyorum. Tekrar halkamın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 tane sardım. 1, 2, 3, 4 seferde çekiyorum. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Şimdi 3 tane yaprağımı bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Aşağı indikten sonra daha koyu sarı ipimi alacağım. Elime aldım koyu sarı ipimi. Açık sarı ipimi bıraktım aşağıda. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi yapıyorum. Hem buradan sıkıyorum hem alttan sıkıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi aşağıya indim. Ne yapıyorum? Bakın, şimdi şu alt ipim, onu dokunmuyorum. Şu uzun ipim, bıraktığım ipim, onu kesiyorum ve bunu da kesiyorum. Şu alt ipimi bırakıyorum. Şimdi bir tane daha yaprak çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Alt kısma batıyorum yine. Şimdi 5 tane yaprağımı yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Çekiyorum. Daha sonra alt ipimi kapatıyorum. Üstteki ipimi de alıyorum. Karşı iki yaprağımın dip kısmına düğümlüyorum. Sıkıştırdıktan sonra kesiyorum.
şekilde çiçeğimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi tohum kısmını yapacağım. Tohumun yapmak için bordo ipimi alıyorum. Telimi de alıyorum. Telim için bakın makası kullanmıyorum. Diğer makasımla 12-13 santim tel kesiyorum. Şimdi telden bir tane daha keseceğim. Onu da yaprak için. Onu biraz daha kısa tutuyorum. 8 santim, 7-8 santim. Bu kenarda duruyor şimdi arkadaşlar. Bunu alıyorum. Ekleme yerine kadar, yaprağın geleceği yere kadar şöyle kıvırıyorum. Biraz daha yukarıda bırakacağım. Evet. Şimdi bordo ipimi alıyorum. Yine halkam yapıyorum. Bağladım. Şu şekilde telime geliyorum. İpimi tutuyorum altta. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir, iki tane de zincir yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra ucu bırakıyorum. Baştaki zincire batıyorum. Çekip sıkıştırıyorum burayı. Bir, iki zincir yapıp alta batıyorum. Bir zincir yapıp ipimi kesiyorum burada. Daha sonra iplerimle beraber vurdurarak şekil veriyorum bu şekilde. Ve iplerimi yakarak kopartıyorum buradan. Evet, bu şekilde tohumumu yapmış oldum. Çiçeğimin ortasından geçiriyorum. İyice sıktırıyorum. Ve bir, iki tane düğüm yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Üç. Sonra ipimi kesiyorum buradan. Evet, bu şekilde sabitledim arkadaşlar buraya. Şimdi bunu bırakıyorum kenarda. Diğer telimi alıyorum. Yine ekleme yerine göre yapıyorum bunu şu şekilde 2 santim kadar. Şimdi de yeşil ipimi alıyorum. İpimi bağlıyorum buraya bir tane sık iğne ile. Bir tane ikili trabzan. Bir daha bir, iki de çekiyorum. Sonra iki tane sarıp bir, iki, üç de çekiyorum. Bir, iki sarıp bir, iki, üç de çekiyorum. Üçüncü kez aynı şeyi yapacağım. Daha sonra bir, iki zincir yapıyorum. İkisinin bağlantı yerine batıp kapatıyorum. Bir, iki, iki, üç seferde bir daha bir, iki, üç seferde bir, iki, bir, iki ve sık iğne ile bitiriyorum.
İpimi biraz uzun kesiyorum. Şimdi burada alt ipimi keseceğim. Sonra yaprağımı vuracağım. Şu kök kısmını kapatıyorum yaprağımın. Buradaki ipimi bir telini çektim. Dört katlıydı bunlar. Bir katını aldım. Sonra bir katını daha alacağım. Burada iki katlı ipim kalacak arkadaşlar. Daha düzgün kaplansın diye yapıyorum bunu. Daha sonra vurdurarak kaplıyoruz arkadaşlar telimizi. Evet, bu şekilde kapladıktan sonra yine çakmakla hem sabitliyoruz hem yerleştiriyoruz. Şimdi yaprağımızı düzeltiyoruz. Evet, şimdi çiçeğimize geleceğiz. Çiçeğimize gelmeden önce yeşil ipimizi alıyoruz. 60 santim kadar kesiyoruz buradan. Aynı şekilde 1 2 3 katlarını ayırdık. Tek kat kaldı bakın arkadaşlar. İpim. Şimdi şu şekilde tutuyorum alttan, kendime doğru çevirerek yeşil iple kaplıyorum telimi. Aynı şekilde deminki gibi çevirerek kaplayacağım. Şimdi burada iki katlı. Şimdi tek kata indiği için daha yavaş kaplanır. Bakın iki katlı olan yere kadar geliyorum. Yaprağımı da alıyorum. Onun da şurada bitmişti iki katlı kısmı. Oraya kadar geliyorum. İkisini birden kaplamaya devam ediyorum. Yani ince bir dal olmasını istediğim için bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi burada ipimin az kaldı. Daha uzun yapabilirsiniz bunu. Hemen sabitliyorum. Tekrar ipimden alıyorum. Kaplayarak geliyorum. Alta geldiğimde fazla kısmını hafif kıvırıyorum yukarıya.
ve yukarıya doğru kaplamaya devam ediyorum. Evet, biraz kapladıktan sonra yine iplerimi temizliyorum. Bir daha aynı işlemi yapacağım şimdi. Evet, daha sonra yaprağımı düzeltiyorum. Çiçeğimi de düzeltiyorum. Ya da kapalı da bırakabilirsiniz. Tomurcuk gibi kalsın isterseniz. Biraz ütü, sıcak çakmak kolası dediğimiz kolayı yapıyoruz. Evet, bu şekilde çiçeğimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz kapalı yapabilirsiniz. Bunları isterseniz açık olarak kullanabilirsiniz. Kapalı olarak bıraktığınızda da tomurcuk şeklinde olur arkadaşlar. Mesela bir tanesini açmayalım. Şöyle bırakalım. Bu da tomurcuğumuz olur. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeklerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra istersek bunları buket haline getirebiliriz. Onun için de bu şekilde toparlıyoruz bir araya. Ben krem rengi ve açık sarı da yaptım arkadaşlar aralara. Düz renkte yapabilirsiniz. Farklı renklerde çalışıp yine ipimizi alıyoruz. Bakın. Hepsini bir araya bağlıyoruz. İsterseniz bunu yaka çiçeği üzerine, yaka iğnesi üzerine monte edebilirsiniz. Ya da farklı yerlerde, farklı şekillerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu şekilde hemen istediğimiz şekli vererek açtırabiliriz. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.